E diyelim ki kişi göğüs kanseri oldu, tedavisine olumlu cevap verdi ve normal bir hayatına döndü. Tekrar o kişinin kanser olma olasılığı var mıdır? Şimdi az önce belirttiğimiz üzere yani genellikle meme kanseri aslında biz göğüs kanserini çok kullanmayız. Tıbben meme kanseri deriz. Göğüs kanseri deyince daha farklı kanserler akla gelir. Meme kanseri tekrarlar mı diye sorduğumuzda genellikle bütün hastalar bütün tedavileri bittikten sonra da ilk soruları, baştan da soruları bu olmakta. Şimdi e, çok güzel bir soru sordun. Yaş ve cinsiyet etki eder mi diye. Kadın olduğu sürece, yaşı ilerlediği sürece bir kere kanserin kendisi tekrarlamasa da yeni meme kanseri olmalısını bütün kadınlarda olduğu gibi meme kanseri olmuş kadınlarda da olur. O nedenle de hiçbir zaman risk sıfırdır demek e, doğru olmaz. Bu nedenle hastalara zaten ilk 5 yılda daha yakın takipler olmak üzere daha sonra da ömür boyu takip öneriyoruz. Tamamen sağlıklı kadınlara da zaten meme taramaları tarama yaşına gelmemiş ya da geçmiş bayanlara da kimi kendi kendine meme muayenesi gibi kendi kendine anormali fark etmesine yönelik telkinlerde buluyoruz. O nedenle de maalesef tabii ki insan olarak biz bunu duymayı çok istiyoruz bundan sonra bir daha hiç tekrar etmeyecek olasılıklardan bahsedebiliriz yani şu 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 tümör özelliği olan e, meme kanserinin 5 e, yılda ri tekrarlama riski %1'in altındayken şunun yüzde %30 diyebiliriz yani oranlar verebiliriz ama hiçbir meme kanseri tekrarlamaz ya da siz bunu atlattınız bir daha asla meme kanseri olamaz diyen bir doktor ya da bir hekim herhangi bir hekim olursa buna da zaten inanmamak gerekir. Bunu da hiçbir hekim söylemez zaten. O nedenle de yani maalesef birçok hastamızın duymak istediği o cümleyi söyleyemiyoruz. Yani meme kanseri tedavi edildikten sonra asla tekrarlamaz kelimesi doğru değil.